Bediüzzaman'ın Bittis'ten ayrılıp Erzurum alimleriyle görüşüp Erzincan üzerinden İstanbul'a yola çıkışı. Bediüzzaman Hazretleri'nin birinci Said dönemine ışık tutan ve o zamanda Bediüzzaman Hazretleri'nin meşguliyetini gösteren bu çok ehemmiyetli hatıraları sonradan gördüğümden şimdi yayınlıyor ve oynatma listeme ekliyorum. Bediüzzaman'ın Erzurum'a varışı. Avukat Salih Okur kardeşimiz Mehmet 40. Hoca Efendi'nin Hazreti Üstad'ın plan ve projesini hazırlayarak İstanbul'a diğer adıyla Dersaadet'e gidip Sultan II. Abdülhamit Han Hazretlerine Medreseti Zehra Üniversitesi'nin teşkilini talep etmeyi düşündüğü günlerde eski Van valisi fakat o zaman Bitlis valisi Tahir Paşa'nın Üstad Bediüzzaman'ı Erzurum ulemasıyla görüşüp medrese i zehra fikrini onlarla da istişare etmesi için Erzurum'a gönderdiğini söylemiştir. Mehmet 40. hocamız Erzurum'un ünlü alimlerinden Hacı Faruk Tivnikli Efendi, Erzurum müftülerinden Sakıp Efendi, Yetim Hoca Solak Sade Sadık Efendi, Osman Feyzi Efendi'nin talebesi Molla Hüseyin Efendi gibi zatlardan Üstad Bediüzzaman hakkında övgü dolu sözlerini uzunca nakledip rivayet etmiştir biz özet olarak alıyoruz. Bu nakli rivayetlerde ufak tefek bazı rakamlarda ve giyime hakkında çok küçük yanlışlıklar vardır ki bunlar maksada zarar vermemektedir. Mesela Hazreti Üstad'ın İstanbul'a gitmek üzere Erzurum'a sonra Erzincan'a uğraması 1906 senesinde olduğu ve yaşları 22 olduğu ve başında bir Pakistan kalpağı bulunduğu ve bahar aylarında Erzurum'a geldiği gibi Oysa ki Hz. Üstad'ın Van, Bitlis, Erzurum ve Erzincan'a uğrayarak İstanbul'a gittiği sene kesin olarak 1907 yılı Aralık ayı içindedir. Mübarek yaşları o sene 22 değil tam 30'dur. Biz de Abdülkadir Badıllı abinin bu küçük yanlışını düzeltip Bediüzzaman 1878 doğumlu olduğunu bu sebepten yaşı da tam 29 olduğunu ifade edelim. Ayrıntılı bilgi için ilk videolarımıza bakabilirsiniz. Başında Pakistan kalpağı vardı. Nakli için bir şey diyemem. Ama kendisinin ta esaretten firar edinceye kadar hep şark milli kıyafetli, başında siyah fuşu olduğu resimlerinde görülmektedir. Ayrıca Erzincanlı Molla Hüseyin rivayetinde başında fuşu olduğunu söyler. Gelelim Erzurum ve Erzincanlı büyük alimlerin Hazreti Üstad hakkındaki övgü dolu tarif ve tavsiflerine. Hacı Faruk Efendi, ben Erzurum'da Bediüzzaman 35 gün hizmet ettim. O, 1. Cihan Harbi'nden önce Erzurum'a geldi. O zamanlar ona Molla Said'i meşhur derlerdi. O bize, ben ders adete gidip Sultan Abdülhamit'ten şarkın Darül Fünunu'nun teşkili için tahsisat alacağım demişti. Sankıp Danışman Hoca Efendi. Sabahın erken saatlerinde ders okuyorduk. Birden kapı açıldı. İçeriye elinde ince bir bastonla birisi girdi. Deri ceketli, çizmeli, Pakistan kalpaklı, heybetli ve genç bir zatta. Yetim Hoca talebelerinden birini çağırarak ''Sen bu zatı kurşunlu müderrisi Süleyman Efendi'ye götür. Orada daha iyi rahat eder.'' ifadesinde bulunmuştur. Hacı Faruk Efendi ise bu hususu Medresede ders okuturken Bediüzzaman Hazretleri içeri girmiş, yetim hocanın gönderdiği Bediüzzaman'ı Süleyman Efendi'ye tanıtmış, Süleyman Efendi de hürmetten ayağa kalkarak ''Molla Seyyidi Meşhur sen misin?'' diye sorduğu şeklinde anlatmıştır. Faruk Efendi, Hazreti Üstad'ın şemaili halini Mehmet 40. Hocaya şöyle anlatmıştır. ''Çok nezih bir insandı, temizliğe çok dikkat ederdi. 3-4 günde bir çamaşırını yıkardım, sabah erkenden kahvaltısını yapar, akabinde pişirdiğim kahvesini içtikten sonra Kur'an okur ve kitap mütala ederdi. Ben onun en çok Kur'an okumasına meftun olurdum. Yine Faruk Efendi'nin rivayeti, bize sadece ulûm-u nakliye ile değil, ulûm-u akliye ile de meşgul olmamızı söylerdi. Bazı hocaların ilmin ve fendin kabul ettiği bir takım hakikatlere, gerçeklere karşı çıktıklarını, bunun da İslam'a zarar verdiğini söylerdi. Buna göre medreselerde dini ilimler yanında fenni ilimlerin de okutulması gerektiğini tekrarlardı. Hocam Faruk Efendi Hazreti Üstad'ın vaziyet ve halini şöyle anlatırdı. Hizmetinde bulunduğum müddet içerisinde pek az uyuduğuna şahit oldum. Çokça Kur'an okur ve kitap mütalaa Kur'an'a o derece meftundu ki onunla meşgul ola ola aklı, fikri, kalbi ve bütün hissiyatı onun nuruyla mezc olmuştu, yorulmuştu. Üsatli ve parlak bir hayale sahipti ateşim bir zeka ve enderuni bir vicdana malikti. Fıtratındaki füzat öyle bir derecedeydi ki 2-3 saatte bir risale yazabilme kabiliyetindeydi. Bakışları celalliydi. Gözlerinden zeka fışkırırdı. Süratli fakat ahenkli konuşurdu. Sohbetleri fevkalade tesirliydi. Nazarı engid ve siması mütevessimdi. Onun beni meftun eden üstün meziyetlerinden birisi de hak yolunda her türlü meşru zevkini hatta istirahatini severek feda etmesiydi. Yine Mehmet 40. Hoca Efendi kendi hocası olan Tivnikli Faruk Hoca'dan naklen şunları söylüyor. Bediüzzaman başındaki kalpağından belindeki gümüş saplı hançerine ve ayağındaki çizmesine kadar o bedi kıyafetiyle herkesin nazarı dikkatini çekerdi. O sohbetlerinde bu asrın hastalık ve ızdıraplarını hakkıyla teşhis ederdi. Onun bu mümtaz vaziyetiyle istikbalin manevi bir hakimi olacağını ta o zamanlarda hissetmiştim. 40. hocamız Solak Hamit Efendi'den naklen bizim okuduğumuz Arapça derslerin kitapları bütünüyle yok edilse bu zat onların hepsini yeniden yazar ve piyasaya sürer demiştir. Solak Sade Hamit Efendi'nin oğlu Büyük Alim Solak Sade Sadık Efendi de Hazreti Üstad hakkında şunları söylemişti. O nadir il vücut bir insandı. Muhakkik ve müdahkikti. İlim ve irfanın zirvesinde biz attı. Ulema-i diniyede olduğu gibi fünun medeniyede de çok geniş malumat sahibiydi. Medreselerde fen ilimlerinin okutulmasının vücut derecesinde bir zaruret olduğunu söylerdi. Tedris sisteminde bir tecdit hareketi düşünmekteydi zamanın Erzurum'dan uğurlanışı. Mehmet 40. hocamız kendi hocası Faruk Efendi'den Hazreti Üstad'ın Erzurum'dan ayrılışını şöyle nakleder. Bütün ülemanın ve de Erzurum halkının katıldığı büyük bir merasimle Bayburt'a uğurlandı. Oradan da Erzincan ve Trabzon üzerinden İstanbul'a gitti. Mehmet 40. hocamız kendisi şahsen Hazreti Üstad'dan işittiklerini de şöyle anlatır. 1956'da Hazreti Üstad'ı ziyaret ettiğimizde sohbet esnasında Erzurum'a Cihan Harbi'nden önce geldiğini, Kurşunlu Cami Medresesi'nde bir ay kadar kaldığını, alimlerle sohbetlerde bulunduğunu söylemişti. Erzincan'a Hazreti Üstad'ın geliş şeklini anlatan Erzincanlı Molla Hüseyin şöyle anlatmıştır. Bir gün bizim medreseye 22 yaşlarında, hayır tam 30 yaşlarında Abdülkadir Badıl'da, hayır bizde tam 29 yaşında olduğunu söylüyoruz. Ayağında çizme, başında puşu. İşte bu doğru. Abdülkadir Badıllı. Belinde kaması olan buğday benizli bir genç geldi. Selam vererek içeri girdi. Elinde bir mektup vardı. Osman Feyzi Efendi kimdir? Dedi. Hocamız hemen ayağa kalktı. Gel bakalım Molla Seyit Efendi diyerek ona yer gösterdi. Sonra namaz vakti girince Molla Said abdest almaya çıktı. Ben de eline su dökmek için beraber çıktım. Abdest aldıktan sonra İstanbul'a gitmekteki maksadınız nedir diye sorunca Üstad İstanbul'a gidip padişahla görüşeceğim. Memleketin halini anlatacağım diye cevap verdiler. Ben padişahla ne maksatla görüşeceksiniz dedim. Üstad Hazretleri Padişahla görüşüp mekteplerde din dersleri, medreselerde de müsbet fenler okutulmasını teklif edeceğim, dedi. Bundan sonra Bediüzzaman Erzincan'dan ayrılır, Bayburt üzerinden deniz yoluyla İstanbul'a varmak üzere Trabzon'a geçer ve İstanbul yoluna koyulur.